Merhabalar Bizim Işın'ın Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Ve elbette işi bilen kısmında da değerli konuğumuz var. Kendisi Ankara'dan geliyor efendim. Gülnihan Singil. Kendisi rekor, proje ve yönetim danışmanlığından bugün bizlerle birlikte olacak. Dilerseniz kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Kendisini tanıtalım. Ardından da proje nedir, neler yapmamız gerekir bilgi alalım. Hoş geldiniz bir kez daha. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok mersi, bizler de iyiyiz. Merak ediyorum, bu proje danışmanlığı nedir? Ne yapmak gerekir? Firmalar neler yapması gerekir? Ama öncelikle sizi tanımak istiyorum. Tabii. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum normalde. Proje sektöründe 2009 yılından beri faaliyet gösteriyorum. Hı hı. Farklı danışmanlık firmalarında yer aldım. Hı hı. Proje alanında Avrupa Birliği projeleri, COSGAP projeleri, Kalkınma Ajansı projeleri, bakanlık projeleri gibi TÜBİTAK projeleri. Hani proje sektörünün hemen hemen tüm alanında artık belli bir yetkinliğe ulaştım. Ondan sonra da kendi firmamı kurarak yola devam etme kararı aldım. Genç girişimcilerdensiniz. Evet. Gerçekten vallahi süper. Zaten yıllarca girişimcilik projeleri de yapıyordu. Çok uzak değildi sizin için aslında. Kendi firmamı da kurma şansı yakaladım. Süper olmuş. Peki proje ve KOBİ deyince neler yapıyorsunuz? Bizler neler anlamamız gerekiyor? Şimdi aslında şöyle, proje danışmanlığı ve KOBİ danışmanlığı birbirinden ayrı iki alandır. Proje danışmanlığı dediğimiz hibe makamları diye biz tabir ediyoruz. Nedir bu işte? Mesela COSGAP, kalkınma ajansları, biraz önce saydığımız TÜBİTAK gibi devlet kurum ve kuruluşları tarafından veya vakıflar tarafından KOBİ'lerin yatırım yapabilmeleri için ve bu yatırımlarla mevcut üretimlerini geliştirebilmeleri için bazı hibe, kredi ve teşvikler verilir. Proje danışmanlığı dediğimizde biz KOBİ'lerin bu hibe ve teşviklerden yararlanmaları için gerekli proje dosyasının hazırlanması ve uygulama aşamasında onların takip edilmesi işlemlerini yürütürüz. KOBİ danışmanlığı dediğimiz alanda firmaların temel 5 alanı vardır zaten. Üretim, finans, insan kaynakları, pazarlama ve satış alanı ve işletme yönetimi. KOBİ danışmanlığında da firmaların bu 5 alan içerisinde sorunlu olduğu konularda belli analizler yapıp o analizler sonucu onlara çözüm önerileri üretmek ve danışmanlık yapmak şeklinde ilerler. Aslında büyük bir kolaylık değil mi? Aynen öyle. Hani her zaman biz en iyi biliriz, biz yaparızdan ziyade veya başımıza bir iş geldikten sonra biz o kişinin bilen kişisine gideriz. Aslında başta önlemleri alsak çok daha güzel sonuç ortaya çıkacak. Çok daha güzel olur. Aynı şekilde katılıyorum. Yani KOBİ danışmanlığı şöyle Türkiye'de yeni yeni gelişmeye başlayan bir iş dalı aslında. Yani proje danışmanlığı çok duyulmuştur artık. Çok fazla proje danışmanlık firması vardır. Yerel düzeyde faaliyet gösteren, ulusal düzeyde faaliyet gösteren firmalar. KOBİ danışmanlığında da şöyle, şu ana kadar yönetim danışmanlığı olarak da geçiyordu bu. Alanında yetkin kişiler kendi danışmanlık firmalarında bu hizmeti sağlıyordu ama çok yaygın değildi. Bir de bu işin maalesef ki bir okulu veya bölümü yok. Sıkıntılardan biri de sektörde aslında burada başlıyor. O yüzden yeterli bilgi ve yeterliliğe sahip olmayan kişiler de danışmanlık firması açarak aslında yeterli olmayan bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Aynen, bu işi yapmaya çalışıyorlardı. 2017 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu artık bu işe bir dur demek zorunda kaldı. 2017 yılının başlarında ilk kez Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve COSGAP'in ortak bir çalışması sonucu KOBİ danışmanlığı seviye 6 sınavları açılmaya başlandı. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii. Bununla ilgilenmek isteyen kişiler varsa diye. Bu sınavlarla teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı performans sınavı olarak. Bu sınavlarda KOBİ danışmanı olabilecek kişilerin yeterlilikleri ve performansları değerlendiriliyor. Ölçülüyor. Uygun bulundukları takdirde artık lisanslı KOBİ danışmanı haline geliyorlar. İlk kez uygulanmaya başlandı. Aynen, burada amaç artık bu işi gerçekten yetkinliğiyle yapabilen kişilerle danışmanlıkların yapılması ve devam edilmesi oldu. Sizler gibi işi bilen kişilerin yapması daha başka elbette ki. Yönetim danışmanlığı ve proje danışmanlığı arasındaki farklar nelerdir peki? Yönetim
eğitim danışmanlığı dediğimiz KOBİ danışmanlığı olarak da geçiyor. Bu daha uzun vadeli bir iştir. KOBİ danışmanlığında firmayla görüşmeyi yaparsınız. Temel sorun alanı hangisi ise, hani üretim olabilir, sadece üretim danışmanlığı almak isteyebilir. Ya da sadece finansal danışmanlık almayabilir. Nakit akışlarında sıkıntı vardır. Sadece o alanla ilgili danışmanlık alabilir. Onunla ilgili siz bütün mevcut verilerini toplarsınız, analiz edersiniz. Belli bir zaman planı ve uygulama planı çıkartırsınız ve o plan doğrultusunda firmanın hedeflerine ulaşması için uzun dönemli bir çalışma yürütürsünüz. Burada tabii ki gerekli raporlamalar, bu verilere dayalı raporlamalar, hedefe ulaşıldı mı, kimler çalışmaları, ne yapılmalı gibi daha uzun vadelidir KOBİ danışmanlığı. Proje danışmanlığı dediğimiz ise oldukça kısa sürelidir aslında. Firmanın sadece yatırım yapmak için bir projeden ya da hibeden, hibeyi almaya hak kazanabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek daha kısa sürelidir bu. Ve proje sunulduktan sonra aslında proje danışmanlığı bitiyor. Uygulama aşamasında da raporlama aşamalarında destek verilir KOBİ'ye. O yüzden daha uzun vadeli yatırımlar için KOBİ danışmanlığı diyebiliriz. Daha kısa vadeli ve yatırımları hızlandırabilecek şekilde fayda sağlamaları için de proje danışmanlığını önerebiliyoruz. Peki şöyle bakacak olursak da neden danışmanlık kullanılmalıdır? Hangi anlamlarda sizlere aslında başvurmamız gerekiyor? Aynen. Burada aslında firmaların kendi özelinde tabii bununla ilgili birçok etken olabilir tabii danışmanlık ki almaları için, ama genelleyecek olursak tüm KOBİ'ler kapsamında öncelikle bir her firmanın kendine koymuş olduğu organizasyonel amaç ve hedefleri vardır. Evet. Bu amaç ve hedeflere ulaşabilmek için de danışmanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu her firma için değişir. Yani çok farklı şeyler olabilir. Sektörel liderlik için isteyebilir bunu. Rekabet avantajı elde edebilmek için isteyebilir. Etkinlik, büyümek gibi sebepler olabilir. Bunun dışında en çok tercih edilme nedenlerinden biri de yeni fırsatların belirlenmesi ve bunların kullanılmasıyla alakalı danışmanlık isteyebiliyorlar. Bunun dışında gene yönetim ve işletme sorunlarıyla artık işletme baş edemediği zaman bu sorunların çözümü noktasında gene danışmanlık devreye olarak girmenizde da evet, daha profesyonel bir şekilde hizmet almak için başvuru yapılabiliyor. Peki şu var mı? Bizim patronlarda diyelim vardır. Size gelirler, danışırlar ama bir şekilde de hem sizlere kendilerini teslim ederler, anlatırlar yaptıklarını, yapacaklarını, hedeflerini. Bir yandan da hala sizin işinizi hani tabiri caizse burnunu sokarlar diyeyim. Neler yapıyorsunuz o noktada mesela? Yok, orada zaten şunu bir belirtmek istiyorum. Bu tür algılarla da karşılıyoruz çünkü. Şimdi danışmanın görevi işi fiili olarak yapan kişi değildir aslında. Fiili olarak yapan kişilere hazırladığı, uzmanlık alanında hazırladığı rapor ve çözüm önerileriyle ilgili yönlendirici kişidir. Hani biz deriz ki sizin böyle bir sorunuz var. Bakın verilerinizi aldık. Durumunuz bu, bu, budur. Bunu çözmek için de şu 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 yolları takip edebiliriz. Şu 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 kadar sürelerde bunu yapabiliriz. Bundan sonra karar yetkisi zaten işletme sahibindedir. Onu uygulamak ister veya uygulamak istemez. Ama tabii bunlar istatistiklere dayalı olarak ortaya çıkan sonuçlar olduğu için hani o işi yaptığınız takdirde sonucunun ne olacağı bellidir. Doğru. Farazi bir şekilde işletmenin hareket etmesini engeller. Doğru. O açıdan avantajdır. Ha, şunu da belirtmek istiyorum. Zaten iş aşamasında da sürekli firmayla görüşme halinde olarak, yani sadece tek başımıza bence böyle böyle olmalıdır bu gibi bir durum söz konusu değil. Firmayla sürekli görüşme halinde olarak böyle böyle mi yapısı, alternatifler de sunuluyor. İç içe bir iletişim söz konusu. Aynen, karşılıklı iletişimle zaten o kararlar ve çözüm önerileri netleştirilir. Diğer önerileri sunduk, karşı tarafta zaten tamam dedi, devam ettik. Dediğiniz gibi o göstermiş olduğunuz yolda evet çok güzel bir şekilde ilerleniyor. Bu sefer de mesela işte biz olduk, tamamdır, teşekkür ederiz. İşte Gülne Hanım size ve ekibinize. Biz artık hani bu işin kırılma noktasını diyelim öğrendik, sizlerin sayesinde görmüş olduk, devam ediyoruz deyip siz de o anlamda çekiliyor musunuz? Yoksa bakın hani bizler her zaman buradayız yine. Destek yine veririz. Evet. Hani ben oldum demek vardır ya şimdi. Ya da evet ben bunu gördüm, ben görmemişim. Teşekkür ederiz deyip yoluna devam eden kısım da vardır. O noktada ne yapıyorsunuz? Ya orada amacımız şu zaten. KOBİ danışmanı olarak da amacımız artık KOBİ'leri kendi ayakları üzerinde durabilecek hale getirmek. Yani
biz firma ortağı değiliz. Sonsuza kadar o KOBİ'yle hareket etmeyeceğiz. Oldukça güzel bir soru sordunuz aslında. Bu dikkat edilmesi ya da bilgilendirilmesi gereken bir nokta diye söyleyeyim. Bu noktada biz bütün işleri yapıp bitirdikten sonra diyelim ki firma hedeflere ulaştı. Ondan sonraki aşamada biz geri çekilme aşamasına geçiyoruz danışmanlık olarak. Çünkü görev misyonumuz dolmuş oluyor. Evet. Fakat geri çekilirken de mutlaka firmada takip ve kontrolle ilgili o yapılan işlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak işlemleri devreye sokup o şekilde geriye çekiliyoruz. Yani süper. Bizden sonra da o hedef ve amaçları aynı şekilde ilerleyerek devam edecek. Süper. Aynen. Onun dışında takıldıkları çok kritik bir şey olursa tabii ki gene danışman olarak yardımcı oluyoruz. Ne kadar güzel. Danışmanlık sürecinin aşamaları nelerdir peki? O şu şekilde başlıyor. İlk aşama zaten müşteriyle temas olarak başlıyor. Burada müşteri size ulaşıyor. Bir ön görüşme gerçekleştiriliyor her işte olduğu gibi. Bu ön görüşmede öncelikle bir firmanın tarihçesi, ne iş yaptığı, bu zamana gelene kadar hangi aşamalardan geçmiş, neler yapmış bunları bir dinliyoruz. Firmanın temel sorun olarak gördüğü sorunları bir dinliyoruz. Ardından işbirliği süreciyle ilgili bir konuşmamız oluyor. Sözleşme imzalandıktan sonra da biz firmanın belirttiği sorun ve amaç üzerine belirli verileri topluyoruz. Analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aynen. O analizler sonucu bir raporumuzu hazırlıyoruz. Müşteriye bir geri bildirim yapıyoruz. Bakın bu şekilde tespit ettik. Daha sonra çözüm önerileri, analizden sonra çözüm önerileri aşamasına geçiyoruz. Burada gene alternatifler ve yapılabilecekler firmayla gene ortak görüşülerek yapılıyor. Daha sonra bir uygulama aşaması var. Burada da yapılacak olan çalışmaların zaman dilimi, planlaması ve uygulamasıyla ilgili bir takvim belirliyoruz. Ve bunu uygulama aşamasında geçiriyoruz. Bayağı aşamalı. Evet, çok geniş kapsamlı bir iş KOBİ danışmanlığı. Yani bir iki aylık bir iş olarak düşünülmemesi gereken bir iş. Ne kadar süreç o zaman? Bu aslında şeye göre değişiyor. Yani soruna göre değişir, doğru. Alana göre değişir. Doğru. Hangi alanda danışmanlık? Haklısınız. Çok genel bir ifadeyle cevap veremeyeceğim. Bayağı bunu değişkenlik gösterebiliyor. Detaylı olan bir iş olduğu için. Sorun ve dediğim gibi alanlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Onun için bir çalışma takvim planının hazırlanması gerekiyor elbette zaten. Ki. Ona göre şu kadar ay boyunca bu hizmetleri sağlayabiliriz şeklinde firmalara bildiriyoruz. Ön görüşmede zaten bulunuyorsunuz. HİBİ programlarından genel olarak bahsedecek olursak. HİBE programları da özellikle Türkiye'de son yıllarda oldukça yaygınlaşan programlardan biri. Şöyle, Türkiye'deki firmalar özelinde konuşmam gerekirse genellikle firmaların %80'i 5. yıla kadar anca sürdürebiliyorlar ömürlerini. Bu oldukça kısa bir süre. Bizim de bu yüzden devletin ve kurumların yapmak istediği firmaları mümkün olduğu kadar destekleyelim ve daha sürdürülebilir bir üretim yapısına geçelim. Aynı zamanda son dönemde bu yıl için konuşmam gerekirse artık özel sektörde hani millileştirme aşamasına geçelim. Artık ithalatımızı biraz durdurup ihracat aşamasına geçelim. Firmaları bu yönde teşvik edelim. İleri teknolojili ürünlere teşvik edelim gibi sebeplerden, daha doğrusu amaçlardan dolayı diyeyim. Firmalara belli hibeler veriliyor. Çünkü firmalar nakit sıkıntısını çok fazla yaşıyor. Ve bunun biraz aşılması için desteklenmesi gerekiyor. Yalnız bu hibeyi verirken de şunu istiyorlar. Biz bu hibeyi vereceğiz. Fakat siz bize ne yapmak istediğinizi, neden bu hibeye ihtiyacınız olduğunu, nasıl kullanacağınızı mutlaka belirtmeniz, açık bir şekilde belirtmeniz gerekiyor diyor. İşte burada da proje devreye giriyor. Yani siz bana bu yatırım fikrinizi projelendirerek sunarsanız ben de sizi hibe vererek destekleyeceğim. Temel mantığı budur. Bu hibelerde dediğim gibi birçok kurum tarafından veriliyor aslında. Burada çağrı esaslı olan hibeler var. Genel destek olarak verilebilen hibeler var. Bunun da kapsamı çok geniş. Firmaların birçoğunun bundan haberi yok aslında bu hibe ve teşviklerden. O yüzden görüştüğüm firmalara da özellikle söylüyorum. Mesela COSGAP'in genel destekleri vardır yararlanabilecekleri. Onun dışında çağrı esaslı dediğimiz sadece belli bir dönem açılıp o dönem içerisinde başvurduğunuz takdirde almaya hak kazanabileceğiniz hibeler vardır. Yani bunların tabii firmanın yatırım yapmak istediği alana ve
programın ya da projenin amaçlarıyla örtüşmesi durumunda başvurulması gerekiyor, araştırılması gerekiyor. Biz müşterilerimize mümkün olduğu kadar zaten bu konuda yardımcı oluyoruz. Yol göstericilik sağlıyorsunuz. Aynen öyle. Hani açıldığı zaman müşteriyle iletişime geçip böyle böyle bir hibe programı açıldı ya da böyle böyle bir program var, başvurmak ister misin? Sizin koşullarınızla uyuyor şeklinde. Gerekli yönlendirmeleri yapıyorsunuz. Evet, yapıyoruz. Bu mesleği seçmek isteyenlere neler söylemek istersiniz? İcra etmek isteyenlere? Aynen. Çok çalışmaları bayağı sizin gibi aslında bilgi sahibi olması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Detaylı bir bilgi sahibi şart. Olması oldukça şart. Çünkü yani şu an zaten program süremizdeki kısa olduğu için çok detaylara girmeden ona çok rağmen çok da güzel özetlemiş oldunuz. Aynen. Bir kere hakim olmaları gerekiyor. Güncel olarak bütün gelişmeleri takip etmeleri gerekiyor. Onun dışında da müşteri ilişkilerini çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Doğru. İletişim çok önemli. Kesinlikle. Sonuçta siz danışmansınız ve yol gösterirsiniz. Bunu gördüğüm bazı danışmanlardan ötürü söylemek istiyorum. Hani ben danışmanım, benim dediğim doğru, bu böyle yapılacak yaklaşımı kesinlikle doğru değil. Sizin gibi böyle tane tane anlayışlı bir şekilde dile getirmeye aynen lazım. Aynen yapmanız gereken bu durumlar bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Başarınız sizlerle olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Her zaman dediğimiz gibi efendim, işi bilen kısmında değerli konuğumuz vardı. Gülnihan Singil, proje, rekor proje ve yönetim danışmanlığından kendisi bugün konuğumuz efendim. Bir sonraki işi bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.